Aşağıda coğrafi koordinatları verilen alanların hangisinden kuzeybatıya doğru gidildiğinde Türkiye'ye ulaşılabilir? Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum 0, 36 derece kuzey paraleli ile 42 derece kuzey paraleli arasındadır. Ve Türkiye'nin bulunduğu yer başlangıç medyeninin 26 derece doğusu ile 45 derece doğusu arasında yer alır. Türkiye'ye gitmek için kuzey batıya doğru gitmesi gereken bir yer Türkiye'nin bulunduğu yere göre güneydoğuda olması gerekir. Güneydoğuda olan bir yer ise doğru cevabımız E seçeneğidir. E seçeneğinde verilen bölge 10 derece kuzey enlemi ile 20 derece kuzey enlemi arasında bulunduğundan Türkiye'ye göre daha güneyde bir yerdedir. 50 derece doğu ile 60 derece doğu meridyenleri arasında yer almasından dolayı da Türkiye'ye göre daha doğuda bir yerdedir. Türkiye'nin güneydoğusunda olmasından dolayı bu bölgeden Türkiye'ye ulaşmak isteyen bir kişi kuzeybatıya doğru gitmesi gerekir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Parçada sözü edilen göç aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Burada bir savaştan bahsedilmiş. Savaş Kurtuluş Savaşı'dır. Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan Anlaşması imzalanmıştır. Lozan Anlaşması hükümlerine göre Yunanistan'da yaşayan yani mesela Midilli Adası'nda yaşayan Müslüman Türk asıllı kişiler göç edecek ve Türkiye'ye yerleşecek. Türkiye'de yaşayan Rumlar ise Yunanistan'a göç edecekti. Bundan dolayı bu göçün ismi Mübadele Göçü'dür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki parçaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Victoria Gölü'nün suları tatlıdır. Bu bilgiye ulaşılabilir çünkü Nil Nehri Victoria Gölü'nden kaynağını alır denilmiş. Yani Victoria Gölü'nün gidegenlerinden biri Nil Nehri'dir. Gidegeni olmasından dolayı Victoria Gölü'nün suları tatlıdır. Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yerde alüvyal topraklar bulunur denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Nil deltasından bahsedilmiş. Delta ovaları akarsuyun taşımış olduğu alüvyonların kıyıda birikmesiyle oluşur. Bu nedenle bu bilgi de doğrudur. Fakat Nil nehrinin rejiminin düzenli olduğu ile ilgili yukarıda herhangi bir bilgi yoktur. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde iklimin etkisi daha azdır? Ülkemizin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık faaliyetinin fazla olmasının nedeni iklimdir. İklimin kurak olmasından dolayı büyükbaş hayvancılık için elverişli değildir. Rüzgar enerji santrallerinin ülkemizin batısında yoğunlaşmasının sebebi burada rüzgar gücü potansiyelinin fazla olmasıdır. Rüzgar durumu da yine iklimin bir etkisidir. Palandöken ve Sarıkamış'ta kış turizmi faaliyetlerinin yapılabilmesi kar yağışının fazla olmasıyla ilgili bir durumdur. Akdeniz kıyılarında seracılık faaliyetinin yaygın olmasının nedeni kışların ılık geçmesi, güneşli gün sayısının fazla olmasıdır. Yani yine iklimle ilgili bir durumdur. Fakat Doğu Karadeniz kıyılarında tarımda makine kullanımının zor olması yer şekillerinin engebeli olmasına bağlıdır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Akdeniz havzasında deniz koloniciliği yapan fenikeller çivi yazısı ve hiyerogliften yararlanarak Tarihte bilinen ilk ARAMBEY'i oluşturmuşlardır. Yalnız bu bilgiye dayanarak Fenikelilerle ilgili bir kültürel etkileşime açık oldukları, iki Mezopotamya ve Mısır kültüründen etkilendikleri, 3 tarih öncesi çağların sona erişinde etkili oldukları yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, önce Fenikelilerin nerede kurulduğuna bakalım. Fenikeliler bugünkü Lübnan dağlarında. Lübnan Akdeniz sahilinde Lübnan ve Akdeniz sahilinin Lübnan ve Suriye sahillerinde kurulmuş bir Doğu Akdeniz medeniyetidir. Ve deniz ticaretiyle uğraşmışlar ve deniz aşırı yerlerde kolonicilik yapmışlardır. Birinci öncüyle ulaşabiliriz. Kültürel etkileşime açık oldukları. Neden? Çünkü hem hierolif yazısını hem de çivi yazısını aldıklarına göre hem Mezopotamya'dan hem de Mısır'dan etkilenmişlerdir. Birinci öncül doğru. İkinci öncül Mezopotamya ve Mısır kültürüne etkilendikleri mesela burada e, çivi yazısı Mezopotamya hieroglifte Mısır kültürünü temsil etmektedir. O da doğru. Üçüncü öncül tarih öncesi çağların sonra erişinde etkili olurdu. Hayır. Fenikeller kurulduğunda tarih çağları başlamıştır. Yani tarih öncesi çağlar çoktan bitmiş. Sümerler çünkü Milattan önce 2157 yılında yazıyı kullanarak Sümerci yazısını kullanarak tarih çağlarına geçişi sağlamışlardır. Yani üçüncü öncüle ulaşamayız ama bir ve ikinci öncüle ulaşırız. Cevap seçeneğimiz C 1 ve 2 diyoruz. Aşağıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezlerin bulunduğu bölgelerin hangisinde zeytin defne, kekik, keçi boynuzu gibi çalı türleri daha yaygındır. Burada verilen bitkiler maki bitki örtüsü içerisinde yer alır ve Akdeniz iklimi şartlarında görülür. Akdeniz ikliminde görülür. Verilen grafikleri incelediğimiz zaman A seçeneğinde verilen grafiğin Akdeniz iklimine ait olduğu görülebilir. Akdeniz ikliminde kış sıcaklık değerleri 10 derece civarında, yaz sıcaklık değerleri 28 derece civarında. ...ve yağışların çoğunluğunun kış mevsiminde meydana geldiği, yaz aylarının kurak geçtiği görülür. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisinin yaklaşımına uygundur? İnsanda egemen olan kendini koruma güdüsüdür. Her insan doğal olarak kendi çıkarların peşinden koşmak ister... Burada önemli olan başkalarını hiç dikkate almama ve yalnızca kendi iyiliğini ve çıkarlarını düşünmedir diyen arkadaşlar egoist bir anlayıştır. Bu yaklaşım düşünce olarak egoizm demektir. Egoizm deyince de aklımıza Thomas Hobbes gelir. Yani insanın sadece kendi çıkarlarını önemselemesi, öncelemesi ve insanın bu konuda çok rahatlıkla başkalarına zarar verebiliyor olması. Hobbes'un temel düşüncesidir. Seçeneklere bakalım. A. Proton'un anarşizmi arkadaşlar her türlü kural sistemini yasaklayan bir düşüncedir. Kant'ın ödev ahlakı evrensel ve ortak bir ahlakı ifade eder. Epikuros'un hedonizmi arkadaşlar haz verene insanın yönelmesi gerektiğini söyler. Hobbes'un egoizmi işte arkadaşlar bu parçada anlatılan düşüncedir. Sartre'ın varoluşu ise arkadaşlar insanın e ee, varoluşunun özünden önce geldiğini, insanın önce var olduğunu, sonra kendi özünü kendisinin yaratması gerektiğini söyler. Dolayısıyla da sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu felsefi yaklaşımın filozofları aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar? Rasyonalistlere göre doğru bilgi akla, empiristlere göre deneye, pragmatistlere göre faydaya pozitivistlere göre olgulara, entüsyonistlere göre sezgiye dayalıdır. Şimdi doğru bilginin bakın dayalı olduğunu söylüyor. Yani hangi kaynaktan, nereden, nasıl elde edildiğini söylüyor burada. Dolayısıyla doğru bilginin kaynağı veya doğru bilginin nereden elde edildiği burada cevaplanmaya çalışılıyor. Seçeneklere bakalım. A bilginin kaynağı nedir? İşte burada cevap aranan soru budur arkadaşlar. B bilginin değeri, doğruluğu, yanlışlığı değil. Bilgi nedir deyip bilginin kendisi açıklanmadı burada. D doğruluk ve ger gerçeklik nedir? Böyle bir açıklama yapılmadı. Bilginin sınırları yani nereye kadar doğru bilebiliriz? Nereden sonra doğru bilgi elde edemeyiz? Bundan da bahsedilmedi. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? O varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır diyorsa arkadaşlar hemen bu düşünceler aklımıza Farabi getirecek. Zorunlu varlık ve mümkün varlık ayrımı Farabi'nindir. Sadece bu bilgi bile aklımıza Farabi getirmeye yetmeli. Zorunlu varlık var olmak için başka bir varlığa gereksinim duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan varlıktır yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise var olmaları kadar olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz cömertliği sonucu oluşmuştur. Diğer varlıkların varlığı da kime bağlıdır? Tanrı'ya bağlıdır diyor Farabi. Seçeneklere baktığımız zaman Farabi burada sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçada varlık felsefesinin hangi kavramı açıklanmaktadır? Zıt kutupların birbirini çekmesi gibi toplum içinde bulunan bu zıtlıklardan biri diğerinin olmasını zorunlu kılar. Biri diğerinin ölçüsünü belirler. Örneğin zengin olarak tanımladığımız durum fakir olmadan bir anlam ifade etmez. Ona zengin olma sıfatını veren fakirin varlığıdır. Aynı şekilde fakirin olması da zengine bağlıdır. Herkesin eşit aynı olduğu bir yerde zenginlik veya fakirlik gibi bir durumdan söz edilemez. Yani parça bize ne anlattı arkadaşlar burada? Her varlık zıttı ile zıttı ile yani karşıtı ile bilinir, vardır, anlamlıdır. Bunu anlatmış oldu. Burada arkadaşlar şimdi en başta Heraklitos zıtların savaşı, birliği, mücadelesi üzerinde duruyor. Sonra Hegel duruyor, sonra Marx duruyor. Bu düşünürlerin hepsi zıtlar arasındaki bir savaştan, bir kavgadan, bir mücadeleden bahsediyorlar. Ve varlığı açıklamada bu diyalaktik kavramlarını kullanmış oluyorlar. Seçeneklere bakalım. Töz değil o bütün varlıkların özündeki değişmeyen durumu ifade ediyor. Özsel, ilineksel nitelikler yani değişmeyen öz nitelikler veya ortak olan niteliklerden bahsetmiyor. Arke, varlığın ana madde problemidir. Madde-form ilişkisi arkadaşlar Aristoteles'in düşüncesinde var. Burada anlatılan nedir? Karşıtların birliği, mücadelesi veya karşıtlar arasındaki ilişkidir. Diyalaktiktir, tez-antitez, sentez dönüşümüdür. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yerilmektedir? Bir genelleme için tüm nesneler deneye tabi tutulmaz. Bir tek olumsuz örnek genellemeyi çürütür. Denenen yumurtalar sağlamsa bir sepet yumurtanın sağlam olduğu hükmüne varılır. Peki en altta bulunan bir çatlak yumurta bu genellemeyi çürütmez mi? İşte bilimin güvenilirliği burada sorgulanır. Yani bir genel hükmü bir tane hükmü yalanlayan Örnek durum ortadan kaldırır. Parça bize bunu anlattı. Bir sepet yumurtayı bir tane kırık yumurta bu sepetin hepsinin sağlam olduğu bilgisini ne yapmıştır? Çürütmüştür, ortadan kaldırmıştır. Şimdi arkadaşlar bakalım seçeneklere. Hangisi yerilmektedir? Yani eleştirilmektedir diyor. Bakalım burada eleştirilen şey ne arkadaşlar? Burada aslında belli örneklerden yola çıkıp bir varlık sınıfının tamamıyla ilgili bir hüküme ulaşmak bu eleştiriliyor. Tüme varımcı yöntem eleştiriliyor. Genelleyici yöntem eleştiriliyor. Bir tane bile örnek diyor bu genellemeyi bu tüme varımı ortadan kaldırabilir diyor. Seçeneklere bakalım. A. Bilim insanlarının nesnel davranmaması değil. Burada nesnellik, objektiflik konuşulmadı hiç. B bilimin verilerinin sürekli değişmesinden de bahsedilmedi. C bilimde tüme varımın güvenilir bir yöntem olarak ele alınması eleştirildi. Bir tane örnek bile bu tüme varımın güvenilirliğini ortadan kaldırır dedi. İşte eleştirilen yerilen durum tüme varım ve bunun bize verdiği bilginin kesinliğidir, güvenilirliğidir. D. Bilimde metafizik unsurlardan hiç bahsedilmedi. E bilimin ticari kaygı güdülerek yapılmasından da bahsedilmedi. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu hadisten sadaka ile ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Hadisimize bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sadaka vermek her Müslümanın görevidir, buyurdu. Sahabeler, kişi sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dediler. Allah Resulü, darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder diye cevap verdi. Yanındakiler, buna da gücü yetmezse dediler. Hazreti Peygamber, iyilik yapmayı tavsiye eder, buyurdu. Sahabeler, bunu da yapamazsa diye sorunca Hazreti Peygamber Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Bu bilgiler ışığında en kapsamlı yargıyı cevaplarımızda arayalım. B. İnsanlık görevidir. Sadaka vermek her Müslümanın görevidir. Peygamber Efendimizin bir sözüdür. Fakat parçamıza göre e, kapsamlı bir yargı, bir ifade, bir tema değildir bu. C. Söylenen güzel sözdür. Evet bu da sadakadır. Fakat yine kapsamlı bir yargı değildir. Mal ile yapılan bir ibadettir. Sadaka sadece mal ile yapılan bir ibadet değildir. Parçamıza göre. Çünkü iyilik yapmak da bir sadakadır. Kötülükten kaçınmak da bir sadakadır. Hatta Peygamber Efendimizin farklı hadislerine göre insanlara gülümsemek de bir sadakadır. Güzel söz de bir sadakadır. E, toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin üzülmesidir. Evet, bu da sadaka kapsamına girer. Fakat parçamıza göre kapsamlı bir ifade değildir. Çünkü parçamızda hem maddi hem de manevi olarak sadakanın yönlerine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla iyi olan her iş sadakadır. A seçeneğindeki iyi olan her iştir sözü parçamızdan çıkartılabilecek en kapsamlı yargıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu ayetlerden çıkarılacak ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ayetlerimize bakalım. Müminun suresi 8. ayette Yüce Allah Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Bu güvenlikle alakalı emin olmak ile alakalı bir ayettir. İkinci ayetimiz Furkan suresi 67. ayet. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Yine burada tutumlulukla alakalı bir ayettir. Tutumluluk. Üçüncü ayetimize bakalım. Furkan suresi 72. ayet. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Yine bu ayette vakar ve hoşgörü ifadesiyle müsamaha ilkesiyle alakalı bir ayettir. Yine ayette geçen "yalanlar şahitlik etmeyen" ifadesi de adaletle alakalı bir prensiptir, bir ilkedir. Dolayısıyla bu ayetlerimizin bahsettiği ilkeler güven, tutumluluk, müsamaha ve adalet ilkeleridir. Bu bilgiler ışığında cevaplarımıza bakalım. A. Adalet. Adalet üçüncü ayetimizde yer alan bir ilke güvenilirlik yine birinci ayette yer alan bir ilke. Müsamaha yine üçüncü ayetimizde yer alan bir ilke. Ve tutumluluk da yine ikinci ayetimizde yer alan bir ilke. Dolayısıyla cesaret ilkesi ayetlerimizde yer almayan bir ilkedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yine sorumuz olumsuz bir soru ona dikkat edeceğiz ve parçamızı okuyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kişi olgun mümin olamaz diyerek insanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu hadis ışığında cevaplarımıza bakalım. A. İslam Müslümanların kardeşlik bilincinde olmalarını ister. Evet bu hadisten çıkarılabilecek bir ifadedir. Çünkü olgun müminliğin göstergesi olarak kendisi için istenildiği bir şeyi kardeşi için de Müslüman kardeşi için de istemek ilkesi olarak ortaya çıkmıştır. B. Yardımlaşma ve dayanışma İslam'da önemli bir yer tutar. Yine kendisi için istediğini din kardeşi için de isteme, yardımlaşma ve dayanışmaya bir örnektir. C. İslam insanları bencillikten uzaklaştırmak ister. Evet başkasının da iyiliğini isteyen, kendisinin olanı başkasının da olmasını isteyen kişi bencillikten uzaklaşmış bir kişidir. D. İslam'da ameller kadar niyetler de önemlidir. Bu da yine hadisten çıkarılabilecek bir ifadedir. E. Adalet İslam'da önemli bir yere sahiptir parçamızda, hadisimizde adaletle alakalı herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.'' Turkan suresi 58. ayet. Bu ayette Allah'ın hayat, ilim, beka, kudret sıfatlarından hangileri sayılmıştır? Verilen ayete tekrar bakacak olursak ölümsüz ve daima diri olması hayat sıfatına, hakkıyla haberdar olması her şeyden ilim sıfatına, yine ölümsüz olması beka sıfatına işaret eder. Fakat ayetimizde kudretle alakalı, Allahu Teala'nın kudretiyle alakalı herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Dolayısıyla Furkan suresi 58. ayette Allahu Teala'nın hayat, ilim, beka sıfatları sayılmıştır. Cevaplara baktığımızda 1 2 3 rakamlarını barındıran seçeneğin A seçeneği olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A sineğidir. 13. yüzyılda Türkiye Selçuklu Sultanları tarafından Anadolu'da birçok kervansaray yaptırılmıştır. Kervansaraylarda insanların statülerine, inançlarına ve milliyetlerine bakılmadan e, herkese eşit hizmet verilmiştir. Soylan ve saldırıya uğrayan tüccarların zararları hazineden karşılanmıştır. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak bir ülke ekonomisinde ticaret önemli bir yere sahiptir. 2. Ticaret teşvik edici uygulamalarda bulunulmuştur. 3. Sigortacılık sistemi uygulanmıştır. Yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Evet. Birinci öncül ülke ekonomisinin ticaret ülke ekonomisinde ticaret önemli bir yere sahiptir. Çünkü devlet bizzat bunu politik haline getiriyor. Demek ki bundan dolayı cevap birinci öncül doğru. Ulaşabiliriz. İkinci öncül ticareti teşvik edici uygulamalarda bulunmuştur. Niye? Çünkü devlet yatırım yapmış, kervansaraylar yapmış, ücretsiz bu tüccarları kervansaraylarda barındırmış. Bu da e, o yolların güvenliğini sağlamış, düşük vergiler almış, ticaretin teşvik edildiğini doğrudan göstergesidir bu. Bir de tarihte ilk kez ticari hayatta sigortacılığı uygulamışlar. Tabii biz parçada ilk kez uyguladığını şey yapmıyoruz ama çıkaramayız ama soyulan ve saldırıya uğrayan tüccarların zararlanan hazineden karşılanması ne demek? Bu sigortanın uygulandığının göstergesidir ve bundan dolayı da cevap seçeneği E 1, 2 ve 3 diyoruz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yine olumsuz bir soru kökü. Dikkat edelim. Parçamıza bakalım. Din ve ahlak insanın yaratılışında var olan yüce duygulardır. İnsan, İslam ahlakının öngördüğü terbiye ile yaratılışında var olan dine ve ahlaka yönelmiş olur. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak bütün benliğini, hak din olan İslam'a yönelt. Yani, Allah'ın insanlar yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu yaratılışını kimse değiştiremez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Rum suresi 30. ayet. Bu ayet ve bilgiler ışığında cevaplarımıza bakalım. A Din ve ahlak insanın yaratılışından gelen değerlerdir. Parçamızın ilk bölümünde bu bilgi verilmiştir. B. İslam ahlakı insanı yaratılışındaki öze döndürür. Yine İslam ahlakıyla yaratılışında var olan dine ve ahlaka yönelmiş olur ifadesi de B seçeneğini karşılamaktadır. C. İnsan fıtratı ile İslam dini birbirine uyumludur. Parçanın tamamından böyle bir ifade çıkar. D. Allah insanları İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Yine hem Peygamber Efendimiz'in başka ve çeşitli hadislerinde hem de parçada bulunan ayette böyle bir ifade, böyle bir vurgu mevcuttur. E. Ahlakı meydana getiren yegane kaynak dindir. Böyle bir ifade mevcut değildir ki akılda, ki toplumların evrensel olarak ortak aklı da ahlakı meydana getiren kaynaklardandır. Yani ahlakın biricik yegane kaynağı din değildir. Aklı da bu kaynaklar arasında sayabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisinin yaklaşımına uygundur? Tanrılarla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını söyleyebilirim. Çok şey bunu bilmeyi engelliyor. Her şeyden önce sorunun karanlıklığı, daha sonra da insan yaşamının kısalığı buna engeldir diyor. Yani Tanrı'nın varlığı yokluğu bilinmez diyor. Bakın bilmeyi engelliyor diyorsa bu bilinmez diyor. Bu bilinmezliğe yaklaşıma ne deniliyor arkadaşlar? Tanrı'nın varlığı yokluğu bilinmez denilen yaklaşıma agnostisizm yaklaşımı deniliyor arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Spinoza'nın panteizmi Tanrı'nın varlığı mümkündür. Tanrı ile evren bir bütündür diyen yaklaşımdır panteizm. Farabi'nin teizmi deyince teizm tek tanrılı dinlerin arkadaşlar tanrı inancıdır. Farabi'nin teizmi de değil bu. Protagoras'ın agnostisizmi yani bilinmezce anlayışı. Protagoras zaten ne yapmıştı arkadaşlar? tüm bilgilerden şüphe etmiştir. Bütün bilgilerin göreceli olduğunu söylemiştir. Tanrı'nın varlığı da buna dahildir. Sartre'ın ateizmi Tanrı'yı reddeden anlayıştır. Şimdi Protagoras'ın anlayışında varlığı da bilinmez, yokluğu da bilinmez diyor. Dolayısıyla varlığı da kabul etmiyor, yokluğu da kabul etmiyor. Dolayısıyla bu ateizm düşüncesi de cevap olmaz. Walter'ın deizmi yani Tanrı evreni yarattı, bıraktı. Artık karışmıyor evrenin kendi düzeni var, diyen anlayış da burada doğru değildir. Sorumuzun doğru cevabı agnostisizm C seçeneğidir. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Denizle ormanın birleştiği bir koy veya güneşin denizden batışındaki kızıllık doğadaki güzelliklere sadece iki örnektir. Doğadaki güzelliği taklit eden insan sanattaki güzelliğe ulaşır. Doğa insandan önce güzeldi ve insan bu güzelliği sanata yansıtmak istemiştir. Doğanın güzelliği verilmiş bir güzelliktir. İnsan bu verilmiş güzelliği kendi estetik bakışıyla farklı derecelerde görebilir ve bir esere aktarabilir. Şimdi burada arkadaşlar güzellikle alakalı taklit etmekten bahsedildi, yansıtmaktan bahsedildi ve aktarmaktan bahsedildi. Yani güzel güzel doğadadır sanatçı eserinde doğal güzelliği güzelliği taklit eder diyen arkadaşlar taklit olarak olarak sanat yaklaşımı burada bize anlatıldı. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Estetik değer eserin taşıdığı güzellikten doğar değil arkadaşlar. Burada estetik değeri oluşturan şey nedir bu yaklaşımda? Doğal olana doğadakine benzerliktir. B. Güzellik tanrısal aklın evrende ışımasıdır değil. C. Bizim için güzel olan bir varlık başkası için de güzel olabilir gibi evrensel güzelliği anlatan bir yaklaşım değil. D. Güzeli doğa varlığı ve sanat yapıtı olarak ayırmak bir eksikliktir, hepsi birdir diyen yaklaşım da değil. E. Güzellik doğadadır. Evet bakın şimdi doğadaki güzelliğin olduğunu anlattı. Bakın doğadaki güzellik burada geçmişti. Sanatçıya düşen onu eserine yansıtmaktır. Zaten yansıtma ifadesi, taklit ifadesi, aktarma ifadesi parçada da geçti. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yurttaşlarının haklarının garanti altına alınması devletin biricik amacıdır. Eğer bir devlet onları korumayı bırakırsa normal yolları kullanarak o yönetimi yerine işini daha iyi yapan bir yönetimi geçirmek yönetilenlerin hakkıdır. Yani yurttaşların, vatandaşların hakkıdır. Demek ki burada ne anlatılıyor arkadaşlar? Devletin temel görevi yurttaşın hakkını korumaktır. Varlık sebebi hukuksal gerekçesi yani meşruiyeti budur diyor. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Ütopyaların yazılma nedenleri değil arkadaşlar. Devlet B devletin oluşumu değil C meşruiyetin ölçüsü yani hukuka uygunluğun devletin varlığının ölçüsü işte bundan bahsetti D ideal bir devletin ölçütü değil kuvvetler ayrılığı da değil sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir Bu parçadaki görüş determinizm indeterminizm fatalizm yaklaşımlarından hangileriyle ilgilidir. Evrendeki tüm nesneler bağlantı içindedir ve rastlantıya yer yoktur. İnsanın tüm eylemleri de daha önceki nedenlere göre belirlenmiştir. İşte belirlenimcilik yaklaşımı burada anlattığı. Yani arkadaşlar insanın tüm eylemleri daha evvelden belirlenmiştir diyorsak biz buna determinizm yaklaşımı diyoruz. Bu nedenle insanın iradesi özgür değildir. Yazgıdan kaçınlamayacağı için gerçek özgürlük insanın kendi doğasının zorunluluğunu bilerek buna ayak uydurmasıdır diyor. İşte buna da yazgıdan kaçamıyorsak biz yazgıcı kaderci bir anlayış vardır. Kadercilik yani fatalizmde bu parçada görüyoruz. Demek ki arkadaşlar parçada ne var? Determinizm var, fatalizm var determinizm ve fatalizm varsa 1 ve 3 vardır. Seçeneklerde 1 ve 3 burada. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? O özgürlüğün gerçekleşmesinin sosyal adaletin sağlanmasıyla sosyal adaletin sağlanmasının ise toplumdaki mevcut bütün ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıyla başka bir ifadeyle eşitliğin temin edilmesiyle mümkün olacağını savunur. Özgürlüğün engelleyicisi olarak baskıya, baskının kaynağı olarak otoriteye, otoritenin ekonomik gücün kaynağı olan mülkiyete karşı çıkar. Yani arkadaşlar burada demek ki mülkiyete, otoriteye, baskıya karşı çıkınca her türlü kuran, kural ve düzen sistemine karşı çıkmış oluyor buradaki düşünce. Yani burada kural ve devlet ve özel mülkiyet tanımayan bir anlayış ortaya konuluyor. Bu anlayışa biz ne diyoruz arkadaşlar? Anarşizm yaklaşımı diyoruz. Anarşizm deyince aklımıza da iki kişi gelir. Birincisi Frederick Nietzsche'dir. İkincisi de Pluton'dur. Şimdi seçeneklerle bakalım. Bu anarşizmin iki tane önemli temsilcisinden hangisi var? Aristoteles değil. John Locke değil işte Purton var burada. Rousseau değil Platon değil. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği Proton'dur. Bir genç Fatih Sultan Mehmet neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor diye sorunca bir yazar ona şöyle cevap verir. Yaptığı işler öyle büyük ki insanlar bunları genç birinin yapabileceğini hayallerinde bile sığdıramıyorlar. Buna göre Fatih döneminde yaşanan bir İstanbul'un fethi, iki Kırım'ın alınması 3. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi gelişmelerinden hangileri yazarın bu düşüncesine kanıt olarak gösterilebilir? Evet şimdi e, fethilerin fethedilen dönemde e, Fatih kaç yaşında nereleri fethetmiş onlara bakalım. İstanbul'un fethi sırasında Fatih 21 yaşında. Kırım'ın fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet 43 yaşında. Trabzon Rum İmparatorluğu yani Trabzon'un fethi sırasında Fatih 29 yaşında. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in de e, biz e, 49 yaşında vefat ettiğini e, söylersek e, yani e, bilirsek Fatih Sultan Mehmet'in e, bu genç ömrüne bu kadar büyük fetihleri sığdırması ve kendisinin yaşından beklenmeyecek olgunluğu göstermesi gayet doğaldır. Ve bundan dolayı da diyoruz ki cevap seçeneği 1, 2 ve 3 E seçeneği diyoruz. Misak-ı Milli'nin halkın oyu ile ana katılmış olan 3 sancaktan ve Batı Trakya'da gerekirse halkın oyuna başvurulacaktır. Azınlık halkları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilerek sağlanacaktır. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Evet tek tek bakalım Kapitülasyonlara karşı çıkıldığına. Kaptülasyonlara nerede karşı çıkılıyor? Ee, milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi ve adli mali sıkıntılar, e, mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bu kapitülasyonlarla ilgili. Kaptülasyonlarla. Ulusal bağımsızlığın ön planda tutuldu. Evet. E, ilk, bu da ulusal bağımsızlıkla ulusal bağımsızlıkla ilgilidir. Azınlık hakları diyor. E, uluslararası e, eşitliğin gözetildiği. Yine burada da uluslararası eşitlikle alakalı çünkü komşu memleketlerde e, yaşayan Müslümanlara e, tanı hakların aynısını ülkemizde de tanınacağından bahsediyor. Burada yine e, D seçeneğinden bahsedebiliriz. E seçeneği milliyetçi düşünceyle hareket edildiği, evet milli ve ekonomik gelişmemizden bahsediliyor. Azınlıkların haklarından bahsediliyor. Bu da E seçeneğiyle ulaşılabilir. Ama A seçeneği rejim değişikliğini amaçlandığı ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayız. Cevap seçeneğimiz A diyoruz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Atatürk'ün hürriyet ve istiklal benim karakterimdir düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez? Kapitülasyonların kaldırılması, e, milliyetçilikle kapitülasyonun kaldırılması, kabulü, milliyetçilikle Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması, başka bir e, ülkemizde bağımsız bir kurumun kaldırılması, Tuğnu Mümiye'nin kaldırılması, ekonomimizin yabancıların elinde olması bunların hepsi Atatürk'ün hürriyet ve istiklal benim karakterimdedir düşüncesiyle alakalıdır. Ama Takrir Sükun Yasası'nın çıkarılması Cumhuriyet döneminde Şeyh Said isyanından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkarılan olağanı kısmi olağanüstü hal yasasıdır. Bunun e, Atatürk ile alakası, hürriyet ve istiklal benim karakterimdir sözüyle alakası yoktur. Bu tamamen e, cumhuriyeti ve devleti korumaya yönelik çıkarılmış bir yasadır diyoruz. Cevap seçeneği de diyoruz.